Takke namaz kılmak için cebimize takke koymuyoruz. Bedeni nasıl taşıyacağız? Yani, namaz kıl, ama hani İmam Şafii kafası açık sokakta dolaşan nikahta, mahkemede şahitini kabul etmiyor. Ya bedeni nasıl taşınmış diyor. Mesela daha takkeyi, namaz kılarken cebimize takkeyi taşımıyoruz. Bedeni taşıyacağız. Bu cebinde takmayanlar. Yani orada imiş gibi hissederken adam buna çekiniyor biliyor musun? Tenezzül etmiyor ya. Derste takkeyi takmayı bile utanıyor. Ders yapıyor. Sünnet-i seni ders yapıyor, kafasına takke yok. Yani niye utanıyorsun? Kafana koysan derste. Bilinçli yapıyor desen şimdi olmaz. Bizim meselemiz değil de ben kendimi söylüyorum. Hemen burada duruyor, elini koysan, hani koysan olmaz mı? Bu biliyorsun, bunu kim men ettiği belli. Evet. Ama aksiyon niye değiliz de, niye, ne olmuş bize ya bu, yani biz hep ilim mi, hani kudret yok mu? Yani eziliyoruz, büzülüyoruz, dözer gibi çiğniyorlar, bir şey yok mu, kabili yok. İlim, ilim, gel ders dinle, git de. Yani hakkını aramak yok, bir düşünün. Yani menfaat silah çekmemektir. Hakkını aramamak değil ki ya ustad. Ustadım hayatına bak, Resulullah'a bak. Bak 50 bin kişiye Ayasofya camisini nutuk atan, Ruslara karşı çoğu talebesini telef eden, Rusya'ya 3 sene esir düşen, İngiliz işgali 1918'de İngiliz işgaline karşı otomatik sitesiyle avamı yanına alan bir ustadın talebesiyiz. Mecliste birisine parmağımı senin gözüne sokarım. Kainatın büyük hakikat imandır, imandan sonra namazdır. Namazı kılmayan haindir, hain hükmü mevduttur deyip, şu iki parmağımı senin kör gözüne sokarım deyip, millet meclisinde öteki mebus, aman efendim gündüz itiraz ediyorsun, gece buharlaşacaksın, çekiyor ona, yerinde kullanılmayan hayat bana lazım değildir diyen ustadın talebesi değil miyiz ya? Ne olmuş bu minti, pinti olmuşuz? Dünya yanar, Allah'a küfrederler, ses yok. Hakkını çiğneyenler bir şey yok. Bunlar müsbet hareket mi? Müsbet hareket bu değildir. Ne Resulullah'ta var, ne ustatta var, ne dinde vardır. Müsbet hareket böyle değildir. Elinden her şeyini alıyorlar namusundan. Peki araban çalındığı zaman müsbet hareket değil midir? Otursana yerine. Niye karakola başvuruyorsun? Niye kaç yere başvuruyorsun? Her araban çalındığı... Peki arabana makas yaptığı zaman kavga etmiyor musun çıkınca? Hani müsbet hareketi niye kavga ediyorsun? Din gelince müsbet hareket. Yani karıma baktın, makas yaptın arabada, çıkıp koyma. Arabanızda sopa taşıyorsunuz. Taşıyanlara söylüyorum. Bana böyle baktı diyor. Tamam. İş yerinde hani müsbet hareketi? İşe geçmek için adam koyuyorsun. Mücadele ediyorsun. Hani müsbet hareketi? Menfaatına gelince şartlarına, kurallarına, şeriatına, fıtratına yapılması gereken ve onun anladığı lisanla konuşan sensin. Onun anladığı lisanla öyle konuşurken davan geldiği zaman susmak müsbet hareket değildir. Değildir müsbet hareket. Müsbet hareket demek şeriatın sana mubah kıldığı sahadır. O da nedir? Dahilde ciddi şey yoktur. Manevi cihat vardır. Silah, vurup, kırmak, dökmek yoktur. Dahilde. Ama hariçte savaşmak vardır. Dahilde bu yoktur ama hakkını almak lazım. Nasıl yapacaksın? Araban çalındığı kadar. Sana yapıldan zulümde, hakarette verdiğin tepki kadar tepki ver. Allah'ına, peygamberine küfür edenlere, dinine hücum edenlere veya nasıl ki menfaatın icabı seni makama geçiren müdüre bir muhabbet ettiğin kadar senin davanı müdafaa edenlerin arkasında dur. Yapamıyorsan duranların arkasında dur bari. Bari onların yanında olma ya. Tenkit ederken birilerini böyle şey yapmak adına bak, tenkit veya takdirin yaparken bilmeden kimin yanına durduğuna bak. Bilmeden. Tamam. Değildir yani. Biz acayip mesela sığmışız istinaya. Dershaneler mi varmış, davalar mı gidiyormuş, hiç yapmıyoruz. İstina istememek değil ki. İsteyen nasıl isteyecek, veren nasıl vereceğin ilmidir.
İki tarafa bakıyor, bir çan tek tarafı değil ki. Niçin cimriliğimizi, pintiliğimizi şeye sarmışız, istina lafına sarmışız. Ne dinde böyledir, ne Allah Resulü'ndedir. Camide bu orduyu kim donatacak diyor. Öyle mi değil mi? Bunu kim doyuracak diyor, bunu kim giydirecek diye peygamberin ümmetiyiz. Üstad Hazretleri bir yerde çalışıp da buldu. Doğu'da cephede talebe, dershanesi silahla doluydu. Sonra Ruslara karşı savaştı değil mi onlar? Talebelerine çorba geliyordu, kendisi de şey yapıyordu. Kardeşinin şey, gelin işte gönderiyordu vesaire. Yani lakay, böyle pintiliğin, pintiliğin adı istina mıdır? Peki istina nasıl istina? Senelerden beri gelirsin, tuvalet suyunu kullanırsın, kağıdını kullanırsın, çayını içersin, ışığın altında dersin şey yaparsın, oturursun, istifade edersin, vermemek istinaymış. Tamam işte, o zaman hayatında da istina et. O zaman kullanma bunları. Evet. He? Başkasının getirdiği çay içiyorsun, bir de sen getir. Yani niye bunları arada da söylüyorum? Yani tabirler oturmamış, papağan gibi ezberlemişiz. İstina yanlış, müsbet hareketmiş. Ne demek? Sus. Peki araban çalınsız zaman susuyor musun? Devlete makamına geçmek için imtihanı kazandın. Kaç tane adam koyuyorsun? Ha, ne diyorsun? Onlar o lisanla anlıyor diyorsan o lisanla konuşmak odur müsbet hareket. Müsbet hareket silah almak değil. Adam haksızlık yapıyor, peygamberine hakaret ediyorsun de kabul edeceksin. Tabirler biz niçin anlatıyorum? Ne olmuş kafamıza bir atalet betalet sarmışlar bize. Hizb-i Kur'an'ımızı unutturdular bize. Dershanelerde laikalar yerine hatıralar nakledilmiş. Senelerce laik okunması gerekirken hatıralarla şey hususi ve kişi has olan konuşmalar umumi bir şeymiş gibi senelerce dershaneler işgal edilmiş. Böyle dediğim zaman birilerine gönderme yapıyor diyor. Hayır, dershanelerde imani ders olurdu, üç tane ders olurdu. Laik olurdu, sonra mudafa okunurdu. Abilerin tarihçi hayatında mudafa olurdu. 1980'lerde böyleydi. Böyle geliyordu Ustad Samad. Ondan sonra toplamalar yapılırdı, müzakereler yapılırdı. Nurcu Takkeli tespihatı, tespihatıyla taşırdı çantasında. Birisine verecek kitap olurdu, çantası olurdu. Not alacak kalem kağıdı olurdu, kendi okuyacak insanı olurdu. Ne acayip bir pintileştik yani. Böyle acayip bir hal almış ya. Ondan sonra bunun belasını da çekiyoruz. Ya kanımızdan, ya çocuğumuzdan, ya iş yerinden, ya psikolojimizden bedelini ödüyoruz. Dört tane. Ya karından çekeceksin, ya çocuğundan çekeceksin, ya iş yerinden ya da kendi psikolojinden. Çünkü doğru yer, adetullah yok. Fıtrat çalışmıyor. Dördü olursa azami bir mertebede mi şey olur? He? Dördü de bizden olursa. Ya